Star Trek yine işte bu bölüm güzel. Bir önceki bölüm mehdi ama bu bölüm Peak Performance bölümü bence çok güzel bölüm. Bu bölümde ilk kez bir Zaktorn'u görüyoruz. Sirna Korami, Korami geliyor. <laughs> yine o kanadan iyi. Bu sezon biliyorsun bir de şey de gördük. Okana. Okana mı? Çok mu düşündünüz Okan... abi Okana? <laughs> Nijeryalı orta saha. Okan <laughs> da Okanır ya işte direkt. Ya Okanır da ya şey işte abi. Ha, okay, okay. Direkt Okana Okana yani Nijeryalı futbolcu. Bu da direkt Ingress Busters'taki Gorlami muhabbeti gibi olmuş. Ha, evet, evet, Rami. Neyse abimiz geliyor Sirna Rami. Diyorlar ki biz bu Borg tehdidi yaşadık. Ee, bir Borg tehdidi yaşadık ve birazcık çekindik. Biz hep böyle uzlaşması Biz keşifçiyiz abi. Biz o kadar sert girmiyoruz. Bizim savaş strate stratejilerimiz biraz geliştirmemiz lazım. Sen bize bir simülasyon yap, bizi e, yönlendir, eğit, biz kendimizi geliştirelim diyorlar ki bu Kolrami abi de e, aynı zaman neydi? Strategenya mı? Stratejenia mı? Öyle bir oyun strate var. Stratejema diye bir strate oyun var. Evet. Aynen. O hem oyunda da e, evren olarak da bilinen. Aynen evrenin en iyisi hem de savaş stratejisi konusunda e, en bilinen isimlerden biri ve bunun içinde de e, Başka bir gemiye yollayıp bir ekip kurmasını istiyor Picard. İşte o da Worf'u alıyor, La Forge alıyor ve Wesley'i alıp gidiyor. Tabii ki bir grupta mühendis var yanında. Ve olası bir Borg saldırısına ya da alternatif saldırılara karşı nasıl stratejiler geliştir geliştireceklerini çalışıyorlar. Burada tabii bu bölüm bunun odağında gibi gözükse de yine yan rolde Data var. Ve Data'nın genel olarak insanoğlunun yarışmacı olması, birbiriyle kapışması... E ki daha önceden de denediyor o blöf konusu. Neden işte böyle bir şey yapıyorsun? Onu çözememesi blöf anlamında. Ne yaptığını anlayamaması insanların vesaire. Biraz onlara değiniyor. Aslında tam yine yan hikayesinin bence muazzam oldu. Ana hikayesinde gayet iyi oldu. Sezon sonunun yine bir öncesindeki en iyi bölüm ki sezonun son bölümü berbat. Bence berbat bir bölümdü bu arada. Geçeceğiz bence... o bölümü bu arada arkadaşlar bizde. Yani sezon... Siz de izlerseniz isterseniz yani bir özet bölümü o şey. Bir sonraki bölümde de aradan çıkarıverelim. Prodüksiyon o kadar çok para harcamışlar ki yapımcı şirket demiş ki bir tane bölümü boş geçirin demiş. <laughs> nasıl boş geçirirsin? Ameliyathaneye Riker yatırıp suratını çekmişler. Başına da doktor dizmişler. Öyle bitmiş bölüm. Yani aşırı boş bölüm ve ek ekstra görüntüler koymuşlar. Yani Ucuz bölüm nasıl kurtaracağız sorusuna iyi bir cevap ama iyi bir bölüm değil tabii yani. Değil değil yani evet. Belki şimdi ikinci sezon değerlendirmesine geçerken birazcık konuşuruz ama e, genel olarak Üzerine duracağımız ayrı bir bölüm olmayacak. O yüzden hani bu bölüm sezonun son bölümü olacak hmm. bu sezon konuştuğumuz. Benim beğendiğim bir boyun oldu. Özellikle de Data Sorgusu tarafında. Sen ne diyorsun abi bölüm için? Bu benim e, bu sezondaki favori bölümüm olabilir. Vay. Mecruf'a ben de bu bölüm mü diye arada kalıyorum açıkçası onu söyleyeyim. Mecruf'a beni ben vermem ya bırakmam. Yapışırım. Çok ona. akıllıca bir bölüm. O çok hoşuma gidiyor. E, Diyaloglar çok iyi, ortaya koydukları e, yani bu bölüm ne oluyor macerası çok iyi yani bu bölüm özeti çok iyi anladım, asıl konusu çok iyi. E, hani böyle Ryker'la Picard'ın kafa yarıştırmaları, Ryker'ın ekibinin daha doğrusu Enterprise ekibinin ne kadar böyle zor durumda kalınca poposundan bir şeyler uydurabiliyor olması falan çok güzel. Onlar çok hoşuma gidiyor. Eee yani bir de üstüne şey geliyor efendim bir noktada ferengiler uğ uğruyor. <laughs> bir ferengi de görüyorsun arasında falan. Böyle gerçek bir tehdit ortaya çıkıyor. Sonra hayatlarını tehdit, te tehlikeye atarak ferengilerin hiçbir şey vermeden kurtarıyorlar kendilerini falan. E bir de üstüne yan rolde o datayla e, şeyin Koldrami'nin e, arasında geçen strateji oyununun üzerinden dönen muhabbetler. Zaten bir yandan strateji kapışmaları yapılırken strateji muhabbetleri döndürmek falan. Bunlar çok güzel yazarlık abi. Bunlar kaliteli yazarlık yani. Zaten burada kaliteyi şöyle de sorgulu yani kaliteli olmasının bir noktası da yine Worf üzerinden işte bir önceki bölümde yapamadıkları demiştim ya Worf'a çok bir şey yükleyememişler hani aşk meşk dışında. Burada şeyi yüzer yapıyor. İlk başta stratejist abi geliyor Kolrami. Worf diyor ki bu adam savaşmış mı yani sahaya çıkmış mı? Ne nasıl strateji? Bilmiyor ki sahayı ne anlatacak bize. hı. Hmm diyor. Ama işte o, o, da yani stratejik düşünebiliyor. Hani daha farklı özellikleri var falan diye anlatmaya çalışıyorlar ama e, o ikna olmuyor pek bu konuya. Bu da benim çok hep düşündüğüm bir şeydir. Hani üzerine kafa yordum, biraz arada kaldığım bir konudur. Ben inanıyorum evet hani bir işi yapmamış yani yapmamış derken içinde olmamış ama teorik geliştirmesinde kafa yormuş kağıt üzerinde ya da simülasyon ortamında kafa yormuş kişiler başarılı olabilirler. Ama her zaman da bu başarı olmuyor. Buradaki güvenceden e, çıkmak lazım. Tam tersi de geçerli. Yani sahada olup sonradan e, komutan olan ya da işte ne bileyim yönetici olan dışarı çıkan sporda da bu vardır. E, ne bileyim teknik direktör olan da başarılı olamıyor. Bu biraz sanki şey gibi yani e, teori iyi anlamakla ve fiziksel olarak uygulamak dışında e, simülasyonda da uygulayabilmekle ilgili. Ama şu da bir konu işte göbekli asker göbekli polis olur mu? Şimdi askeriye çok özel bir alan ya. Yalan bu insan savaşmamış eline silah almamış birini yakalamak sizi nefes nefese mi kalacak? Niye yakalasın bir yandan da bu da sorgulanıyor. Ama Star Trek evrenine geliyorsunuz zaten hani kafa kafaya bir dövüş yok herkes. Uzay stratejisi içinde savaşıyor o zaman da mantıklı oluyor. Biraz da işte burada hani teknolojinin değişmesi geleneklerin değişmesine Worf ayak uyduramamış gibi oluyor. Bilmiyorum bayağı arada bir konu. Sen ne diyorsun? Yani bayağı şey kafama Irksal takılan bir ya falan. Bence. Wolf, Wolf için sonuçta fiziksel dövüşmek asıl dövüşürün bir parçası. Mesela Data için asla değil ki Data muhtemelen çok daha iyi bir dövüşçü Wolf'tan. Çok güçlü ee, zaten. Şey, <laughs> gücünden ötürü. Ee, Irksal yani dedim ırksal dediğim yani ırksal ve kültürsel bir konu yani. Hani mesela Picard da muhtemelen fiziksel dövüşte aşırı iddialı bir kaptan değil ama Riker biraz daha girişken böyle falan. Evet. Ama neticede uzay çağı, e, aslında hani Worf geri kalmış filan derken, Worf öteki gemiye gider gitmez sensörlerini evet. değiştirip kendini başka gemi gibi de gösteriyor bu arada yani böyle de bir şey. Ee, Orada Ryker zorluyor, zorluyor yani. Yani. aynen. Ama iş, iş savaşa gelince herif yatmıyor yani tabii ya, asla hiçbir öyle bir durumu yok. Şey güzel bu bölümde abi, bu bu oyun havası çok güzel böyle, Picard da böyle bir neşeleniyor Ryker'la kapışacağız o oh filan hani böyle evet. şey. Tam halı saha durumu değil mi? Genç halı tabi. sahaya gidiyor bölümü resmen yani. Tam gaming bölümü. Halı sahaya gidiyoruz, kapışacağız. Herkes hazır mı beyler işte? Aynı ne aynen. Falan. <laughs> aynen, arkadaş çevresi bu sefer rakip olarak kapıştıkları için de çok keyifli bir bölüm oluyor. Ee, Wesley'nin ilk sezonda çok abartılan abi Wesley aşırı akıllı çocuk süper zeki abi falan kafası biraz kısıldığı için artık daha keyifli geliyor. İlk sezonda hatırlarsan arka arkaya her bölüm artık Wesley kurtarıyordu gemiyi bir ara boğumuştu milleti. Evet. Şimdi böyle hiç kimseye de söylemiyor mesela ki diyor deneyini alıyor geliyor ay bozulması filan diye. Meğer onun içinde dilatium kristali varmış. Oradan bir iki saniyede olsa teleport şey warp speed'e çıkmayı sağlıyorlar kendileri. Ee, şey anı çok ilginç burada. Ferengiler gelip teslim olun dediklerinde bizimkilerin silahları kilitlendiği için ee, hemen fake fake gibi. böyle yandan fırlayıp şey diyor. Teslim olalım. Öteki evet. de ölürse ölsün bin kişilik gemiyi mi kaybedeceğiz? Işte? bu stratejik olarak daha doğru bir karar falan filan diyor. Yani o da mesela stratege, stratege oyununda daha iyi oynuyor olabilir ama hani şeyi biraz gözden kaçırıyor. Elimizdeki ee, nasıl söyleyeyim? Elimizdeki taşların ne hamleleri var? Yani aslında şey structure çok ilginç. Adam mesela taşın sahip, değeri ne yani? bir de yani? Muhtemelen işte satranca benziyordur. Stratagema anladım. Yani böyle çok değişken varyasyonları yoktur oyunuz anladığım kadarıyla. Pardon. Yani çok değişken taş güçleri ya da birey güçleri olmayan bir oyun muhtemelen Satagema. O yüzden bir de satranca o yüzden benzettiklerini düşünüyorum. O yüzden şey benzetmesi de tutuyor. Hani atıyorum böyle satrançta filan da şey olur ya böyle ustalar kapışmaktadır. Bir tane usta bir anda oyunu bırakır gider böyle. Hı hı. Sen şey dersin ne oldu lan herif niye bıraktı? <laughs> abi altı, altı hamle sonra vezirini kaptırıyor. Onu gördü filan. Sen böyle daha anlamamışsın filan. Niye? Çünkü satrançta işte taş kuvvetleri ve pozisyonlama kombinasyona bak nasıl gücün belli yani. Herif onu kaybedeceğini görünce anlıyor uğraşmıyor daha fazla. Burada da Kolrami öyle bir hataya düşüyor aslında. Belki bilgisayar başında çok iyi bir stratejist ama burada şey diyor. Ya diyor karşı tarafta sakat gemi var. Bizim gemi de şu an sakatlandı. Ferengiler bizi ateş edecek. Biz biteriz burada diyor. Halbuki dur bakalım abi diğer ekibe bir sor. Belki onların ellerinde bir kozları daha vardır anladın mı? Yanınızda robot var. Öbür tarafta Klingon var. Yani Mesela bizim Star Trek ekibi ise o konuda çok şey. Kaç bölümdür? Olmadık yerden çözüm çıkartıyorlar Hı, ya. Hazırlıklılar buna yani. Hazırlıklılar ve şeyler e, resourceful diyeceğim yani İngilizcesi. Şey bir ekip. Ne bileyim, bilmem kimin gezegeni patlayacak. Araştırma yapıyorlar. Dur şöyle durdurabiliriz falan diyorlar. Yani gezegen patlamasına bir çare olduğunu ben zannetmiyorum kitapta. Ama <laughs> bunlar çözüm üretebilen bir ekip. Çözüm üretebilen bir ekiple ee, beraber olduğunu mesela koldura bir gözden kaçırıp piyon vezir at gözüyle bakıyor belli ki herkese. Ve çok hızlı da ha diyor biz burada piyonu feda edelim bu hamleden çıkalım diyor kafasına göre. Halbuki işte Next Generation'ın, Enterprise'ın bu, bu ekibin bu kadronun başarısıysa olmadık yerden götlerinden bir şey uydurabilmek. Burada da öyle yeniyorlar zaten Ferengileri yine. Abi zaten e Onların başarısındaki fark da işte biraz daha böyle hazırlıklı olmak falan da işte şeyi biliyorlar bir daha taşların ruhu yok duygusu yok korkusu yok devamlı onlar odaklandığında şeyi kaçırıyorsun işte mental kısmı kaçırıyorsun yani bir tane işte Worf'un yaptığı hareket de o yüzden güzel fake bir gemi yolluyor ilk başta ona döndüklerinde zaten Enterprise'i vuruyor. ...sonrakini fake zannediyorlar... ...bu sefer başka bir çözüm üretiyor... ...onları korkutuyor... ...ya Worf'u zaten başta Ryker zorluyor... ...yani e, dövüşemedin ne olacak... E, ...o zaman kurnazlık yapacağız falan hani... ...onda da ikinci aşama var... İşte bu gelişim güzel... ...Worf bunun farkında... ...Data tarafında ise... ...buradaki güzel konu... ...o da bir yandan işte... E, ...hem böyle şey olmayı... ...mütevazi olmayı öğrenmeye çalışıyor... İnsan neden kapışıyor anlamıyor bir yandan... ...neden böyle bir yarışmacı ruh var... ...neden bu kadar birbirini zorluyorlar anlamıyor... İşte Worf bunu daha duygularıyla anlıyor. Burada hep o ikilemi data üzerinden vermişler. Data da aslında bir satranç taşı gibi orada. Hep doğru hamleyi yapmak zorunda, kaybetmemek zorunda. Bir duygusu yok. Ama sonra şunu fark ediyor. Ben de oraya zıplayayım. Stratejama oynarken pluski bunu gaza getiriyor ya. Kapışırsın ya, yenersin onu falan diyor. Yeniliyor bizim Korlami abiye. Bu sefer panik oluyor. Ben diyor deke dönmeyeceğim abi. Dönersem hata yapacağım. Demek ki hata yapıyorum. Beceremiyorum ya. Yani. Bir sorun var. Dur bunu çözeyim ben falan diye kafayı yiyor. Halbuki bir çözüm yok. Aslında makina da yenilebilir. Hata yapabilir ama bunu algılayamıyor işte. Çok güzel bir detaydı o da. Sonra zaten sonraki çözümü daha iyi. Sonra tekrar oynuyorlar Korlami Böyle 35 bin sayılara falan gelmiş. Korlami delirip bırakıyor. Yani işte sinirleniyor. Senin dediğin örnek güzel oldu açıdan. Satranççı hmm. gibi. Yenemeyeceğini anlıyor çünkü. Data da diyor ki ben yenilmemeyi çözdüm abi. Oyunu berabere götürürsem ben sonsuza kadar gidebilirim. Çünkü gücüm var buna. Ama onun evet. yok. Data sabredebiliyor <laughs> karşısındakisi sonuçta bir makine değil. Bir yani bir insan, humanoid. Aynen. neticede yorulacak bir noktada yormaya oynuyor. Çok güzel detaylar. O bir şey var. Çok önemli. Yani Picard'la Data arasında geçen konuşma benim için bu bölümü en iyi bölümlerden bir tanesi yapıyor. Data diyor ya ya diyor ben oynarken hiçbir yanlış hamle yapmadım diyor. Yine de yenildim diyor. <laughs> Adam da diyor ya işte yani hayatta her şeyi her zaman doğru yapıp en sonunda yine de yenilebilirsin. Hayat budur zaten. Topla kıçını da gel işte hani bir <laughs> ondan sonra. kart ya bebeğim. Next Generation ilk kez izlerken ben bu lafı bir duydum abi. Bende bu laf kaldı biliyor musun? Kulağıma küpe olmuş bir laftır yani. Çok Başka bir yani. yerden de birisi söylediyse hani bilmiyorum ama. Çünkü benim de mesela hayatımda şey anım çoktur yani. Ulan her şeyin doğrusunu yaptık biz işte. Ki bugün bile geçerli yani. 2020 ile alakalı sorsam bugün bile. Bazı konularda kafamda şey oluyorum böyle ulan biz yine bu işin doğrusunu yaptık, hakkıyla yaptık, temizini yaptık. Yok yine biz birinci evet. olamadık, yine biz kazanamadık bu işte. Böyle <laughs> diyorsun yani her zaman doğrusunu yapıp kazanamıyorsun hayatta. Yani bu bir sürü insan için çok zorlayıcı bir şey ve Picard'ın burada Data'ya bunu söylemesi daha sonrasında Data'nın e, yani kazanamadı diye fonksiyon etmeyi bırakmak yerine köprüde varlık göstermesi koca savaşa katkıda bulunması hatta orada hesapla Data yenen stratejistin Mesela karşı ekibi piyon gibi görmesi ama karşı ekibin aslında piyon olmaması, içi dolu birer karakter olması. E, data da orada şeyi fark ediyor. İşte bak bu herif sürekli kazanmak için düşünüyor. Yani orada bir şey durumu var. Data da köprüdeyken çünkü herif deliriyor ya böyle olurmuş işte herifleri feda edelim, öyle kaçalım falan filan. Panik diyor. de oluyor biraz orada. Panik de oluyor. Halbuki Data işte şeyi düşünüyor. Yani ha herif sürekli kazanmaya odaklı olduğu için piyonunu feda edecek demek ki. Yani aslında şey var. Kullanabileceğin çok farklı stratejiler var gerçekten e, oyun tarzını çok değiştirebilsin. Yapabileceğin hamleler sonsuz. Çünkü data bir noktada şeyde sıkılmış durumda. Picard'la konuşmadan önce Pulaski geliyor. Ya bir kere daha oynarsın diyor. Niye diyor bir kere daha oynayayım ki? Bir kere oynadım yenildim işte diyor. <laughs> ne gerek var diye Bir türlü anlamıyor. Robot diyor yani kafada anlamıyor. Lan, halbuki bir kere daha oynasan başka bir şey deneyeceksin belki. Yani onun bir sonu yok. Gerçi oyun da çok ilginç bir şey. Parmaklarını kıpırdatıyorlar ve çok hızlı bitiyor maç yani. O da bir tuhaf bir maç. E, o açıdan bana çok lezzetli gelen bölümlerden bir tanesi açıkçası. Peki sende şey var mı böyle bilmiyorum ben. E, bazı konularda olabiliyor ama hep hırsı gibi hissetmem kendimi çok ama bir anda çıkıyor bende. Kimisi de çok rekabetçidir. Yenilir bir daha oynamak ister. Oyun olsun, spor olsun, iş alanında olsun, şirketlerde de bu çok vardır. Hep böyle birilerini yeneyim falan Yani hmm. Her zaman da gerektiği yani şey var Yeterince öğrenemediğimi hissediyorsam rekabetçilik var. Ya örnek vereceğim, League of Legends'tır, Dota'dır. Mesela ben üniversitedeyken Dota bir sene o kadar fazla oynadım ki yedi tane dersim kırık geldi, kafaya takmıştım Dota'yı. <laughs> Çözeceğim diye değil mi? Sonra şunu fark ettim ama, yani Dota gibi oyunlar veya MMO oyunları veya e, Competitive Shooter'lar, Call of Duty'ler bilmem neler seni sürekli eksik bırakarak zaten kendileri para kazanmaya devam ediyorlar. Yani mesela Satranç... E, veya da tavla gibi sabit oyunlar değil ya bunlar ya da futbol, basketbol gibi. Evet. Yani sabit oyunlar bunlar. Bunların nasıl oynanacağı hani yıllar içerisinde metası değişiyor ama kuralları sabit kalıyor. Şimdi şey çok ilginç. Dota'dır, LoL'dür bunlar böyle yeni kahraman çıkarıyorlar. Update geliyor güç dağılımı değişiyor. Update geliyor potion'ın fiyatı değişiyor. Update geliyor gücünün cooldown'u <laughs> değişiyor. Çok değişiyor ama. Sen, sürekli böyle bir e, dalganın üzerinde kalmak, yeni çıkan şeyi adapte olmaya çalışırken ömrünü alıp götürüyor. Yani bir oyunu kuralları ve kültürüyle oynayıp cebine koyamıyorsun. Mesela ben bugün tavla oynamayı bilirim. Burada duruyor bir gün gelir oynarım. Satranç oynamayı bilirim. Burada duruyor bir gün gelir oynarım. Go duruyor. Ama bu rekabetçi diye pazarlanan oyunlar aslında rekabetçi oyun falan değil. Bunlar kendisini oynayan insanları sürekli başarılı bir yerde tutmak gayesi içerisinde kendilerini köle eden, kendilerini hapseden oyunlar. Çok dürüstlükten uzak oyunlar. Çok o yüzden ben hani şeyim. Ve benden gereksiz efor istemeyen işlerde açıkçası rekabetçiyimdir. Eee anladım onu. Gereksiz neden bunu yapıyorum o sorgulatan işler olabiliyor tabii. bazen. Evet, oyunlarda Mesela çok oluyor. girdik bir dövüş oyunu oynuyoruz diyelim ki Tekken, Street Fighter falan filan. Hele de böyle Dragon Ball falan yeni oyunlar çıktığında ulan oynuyorsun. Mesela karşı taraftan bir adam böyle yerden kayma hareketi çözüyor. Böyle olur, olur ya Ali arkadaşlarının otururken. Evet. Bir tane adam bir seçiyor, öldürüyor herif sürekli seni. Hani boss falan da değil. Mesela takarım ben ona. Derim ki 60 elle oynayacaksak 60 el. Yani o herifin kesin bir açığı vardır. Çünkü oyunu tasarlayan adam ee, ona bir açık koymamış olamaz diye düşünüyorsun. Mesela son çıkan Mortal Kombat'ta çözemediğim öyle bir karakter vardı. Baraka diye bir lavuk var. Tamam ha, mı? Ha, biliyorum Baraka. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, Dişli bir, bir pençeli bir lavuk. İlk, ilk Mortal Kombat'larda çok meşhurdu ya. Ha, bunun son oyunda şöyle bir hareketi var abi. Bir tuş kombinasyonuna basıyorsun. İleriye doğru koşup çömelip hıtı 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 hıtı, hıtı. yapıyor biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Ha onu yapıyor. Ama şimdi o çok gelişmiş bir hareket çünkü şöyle bir sıkıntısı var. İleriye doğru koşuyor. Ulan tutamıyorsun. Çömeliyor. Yüksek saldırılarını ve kafaya tekme gibi kombolarını kullanamıyorsun. Çömelip komboya başlıyor. Ulan kombonun da vuruş kutusu çok geniş. Yaklaşıp da vuramıyorsun da böyle. Geçen biz arkadaşlarla böyle oynarken elemanın bir tanesi Baraka'nın o hareketini bir çözdü. Ulan ya böyle anca şeyle falan öldürebildik. İşte Raiden yere çıkıp arkasına teleport oluyor ya da Scorpion buradan atlıyor bu taraftan çıkıyor falan var ya harita teleport Ben de severim spam. e, <laughs> spam güzel ama işte spamin çaresi olduğu zaman spam güzel. Tabii. Yani iyi bir oyunda işte Spemin de çaresi olmalı. Ben öyle şeylerde çok rekabetçiyimdir. Çünkü o benim için oyunu anlamaktır yani anladın mı? Yani ben şunu düşünürüm kafamda. Ulan Mortal Kombat'ı yapanlar gerizekalı değil. Barakan'ın bu hareketini koyduysa bunun bir antisi de vardır mesela. Kesinlikle. Sonradan antesini o kadar güzel çözdük ki bu arada, antesi ne biliyor musun? Baraka'nın böyle bir şey yapacağını tahmin edip sürekli geriye doğru yürüyüp mid range saldırılar yapmak. O zaman da çünkü Baraka'nın o hareketini yapmaya odaklanmış olan herif sürekli ha. onu yapmaya çalışıyor ya, kete gibi gelip gelip çömeliyor böyle. Sen de 3-5 sahadan bir şeyler atıyorsun, bir şey yapıyorsun, hareket dağılıyor sonra. Ama siz spamleyebiliyor herif. Yani böyle şey, oyunu kitliyor açıkçası. Yani şey gibi bir durum koysalar daha iyi olur. Ee, bu tarz kilitlere karşı genelde reversal koyarlar dövüş oyunlarında. Mesela herif böyle çok bom, ba, bariz bir hareket yapıyor. Spam boku çıkmış. Genelde o herif onların çözümü genelde bu tarz oyunlarda tek yenmek, grip grabdir böyle tamam mı? Herifi alırsın, geri bir çevirirsin. Herif böyle hareketi yarıda <laughs> Baraka'nın o hareketi biraz problemliydi bilmiyorum çözdüler mi? ama bu tarz konularda rekabetçi midir? İşte Dragon Ball, Naruto'nun mesela dövüş oyunu bu konuda çok iyiydi o da taktikseldi. Smash Brothers'ı ben seviyorum orada ya. Smash Brothers hakeza. <laughs> Smash Brothers'da herkesin bin tane hareketi var. Akıllı olursan hepsinin mesela bir karşılığı var yani. Tabii ve hani ortam yani şartları da çok değişiyor varsa, ya. Tabii stratejik derinliği varsa benim için çok şey rekabetçi oluyorum ama sonra şöyle oluyor. Çözdüğüm zaman oyunu yani game design'ını anladığım zaman diyorum ki tamam ben bunu çözdüm. Bundan sonrası yarın bir gün bu oyunu oynarken rakibin hamlelerine karşı doğru hamleleri yapmak. Yaparsan kazanırsın yapamazsan yenilirsin. Ondan evet. sonra salıyorum ben bir oyunu kafamda. Mesela ben bugün satrançta yüksek bir seviye bir skorum yok. Ben yani biz muhtemelen oynasam yüksek bir oyuncu değilimdir. Ama nasıl çalıştığını anlıyorum artık. Yenildiğimde neden yenildiğimi anlarım mesela. O bana kafi. Şeye falan gıcık oluyorum ama. League of Legends'a yeni karakter ekliyorlar. Bütün oyunun metası değişiyor. yeni, bombalar <laughs> kuruyorlar bir anda. Yeni gelen herifin şovunu izliyorsun böyle. Bir de zaten karşıya o karakter gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Yeni item eklemiş onunla combo yapmışlar falan. Hep böyle bir gizeme karşı. Hep böyle bilinmezliğe karşı mücadele Tabii, etmek. Alanı istiyor. dar çünkü yani. Evet. E, alanlar tabi orada belli şeyler var onun üzerine geliştirmeye çalışıyor ya yani, spora göre düşünüyorum ben de bunu mesela evet kurallar aynı ama e, içerik şöyle değişebiliyor mesela futbol bir noktada pay to win gibi olmuştu yani bir aşamasında Arap e, bütçesi Amerikan bütçesi girip toplayalım abi oyuncuları ya da İspanyol bütçesi de vardı yürüyoruz ama sonra işte e, farklı idman tekniği geliş işte onlara boost verecek farklı şeyler biz bunları nasıl geliştiririz elimizdeki oyuncuyu XP'sini nasıl arttırırız, skillleri nasıl arttırırız yöntemlerini bulduktan sonra bu sefer o pay çalışmamaya başladı. Çünkü o spamleyen gibi düşünürsek yani atıyorum elinde Rona, Messi var. Geçip geçip atıyorsun. Spamliyor aslında. Bu sefer onu durdurmayı başardılar. Sonra onun için başka bir şey gelişti. Orada işte benim hep düşüncem şu. E, ...rakibi adaptasyon işte. Hep iyi oyuncu olman senin çok iyi bilmenle işe yaramıyor. Rakibe adapte olman lazım. Ama belki LoL bunu bunun için olabilir ama rakip de hazırlıksızsa adapte olamaz tabii. Hazırlıklı olmak zorundasın. Dolun atladığı bu konu dedin ya işte pat diye bir şey değişiyor. Adam onu daha ama önce deneyimler Muhtemelen büyük liglerde, liglerde oluyordur abi. Yani şey bizim gibi online oyuncu da olmuyordur da büyük ligde ha, şey olabilir. var ya. Ha olabilir. Pro ligde oluyordur. Gelecek, karşına gelecek takımdaki oyuncunun bir ya da iki tane böyle usta olduğu karakter oluyor. Ha onu biliyordur evet. Sen oturuyorsun o zaman odaya diyorsun ki ya bu herif şunu seçerse şöyle oynayacağız. Bunu seçerse böyle oynayacağız arkadaşlar diyorsun. Bak o kısmı keyifli. Yani bu arada LoL Dota maçı ben yine izlemem. Çünkü oyunlara saygım yok. O Ama sportif eminim... oluyor biraz daha Aynen. Evet. O, ya çünkü sportiflik sabit kural istiyor abi. Böyle bir şey var. Öyle şey gibi olmaz. Yani olmaz, evet. Aa, bu gol iki sayıldı falan. Hayda. <laughs> Neye göre toprağım falan. Ya yani düşünsene abi futbola 6 ayda bir yeni kural çıktığını. Yani ya, Kafan yanar. Işte, ne bileyim. Çünkü League of Legends'ın Dota'nın falan durumu o. 6 ayda bir yeni kural çıkıyor. Diyorlar ki kaleyi küçülttük, sahayı uzattık. E, ulan biz 60 senedir öbürüne göre çalışıyoruz. <laughs> yani o yüzden ve hatta işte o yüzden sabit kurallar oldukça, işte sen bana bunu daha çok anlatmıştın. Böyle 5 senede bir, 6 senede bir futbolun genel metası değişiyor ya. Evet. Yani işte bir şufa, bir atıyorum bir 3-5-2 çıkıyor. Bilmem ne sonra her oyuncuyu geliştirmeli çıkıyor. Adı neydi onu hatırlamıyorum. Old, total total Futbol çıkıyor. <laughs> Öbürü futbol çıkıyor, çıkıyor. Aynen, aynen. Sonra Tiki Taka çıkıyor. Tiki Taka, ne, taka geliyor. <laughs> farklı farklı taktikler geliştiriyorlar. Niye? Futbol değiştiği için değil. Oynaya oynaya yeni çözümler keşfettikleri için açıkçası. Aynen. Rakibi rakibi yenmek için çözüm üretmen lazım. Ve her çözüm ürettiğinde de aslında yeni bir şey yaratıyorsun. Basketbol da aynı şekilde. Ee, ne bileyim teniste de falan. Birebir olsa da mesela yine rakibin bir çıkıyor abi. Herif o ana kadar hiç vurulmamış sertlikte topa bir, vurabiliyorsa. Ulan benim bunu nasıl karşılarım diye. Yok yeni bir şeyler çalışmaya başlıyorsun. Aslında hep seni orada işte zorlayan bir şey var. İnsanoğlu tarafına dönersek dizide bu doğru bir şey aslında. Westworld de böyleydi ya yani orada tabii daha kötü bir niyet vardı da ama zorlaya zorlaya e, yapay zekayı öğretiyorlardı. Data da aslında biraz onu bence uyanmaya başladı. Umarım ileriki sezonlarda bunu kullanırlar. Çünkü o da zorlanmayı öğreniyor artık. Bu bölümde de o onu yaşadı. Çok ilginç bu arada. Machine Learning belli ki henüz söz konusu değil. Data evet. aslında öğrenen bir makine. Evet. Yani orada hemen dataya gidip data işte internetten indir stratejime oyun kayıtlarını. Yarın sabaha kadar bin kur kendi kafanda oyna. Şeyin Kodrami'nin eski oyunlarına bakarak. Sabaha kadar zihninde bin kere algoritmik olarak bu oyunu oyna. Bin birincideki terifi yok et. Aslında bunun asıl çözümü bu. Evet. Yani çünkü bir data yani makine. Ama machine learning artık bildiğimiz için bu devirlerde yapay zeka nasıl geliştiğini 1989'daki bir dizi değil 2020 senesindeki bizler artık yapay zeka nasıl geliştiğini biliyoruz. O zamanlar tabii çok yeni konulardı. Aynen. Hani böyle basit verilerle veya sadece ettirilerek çözülmüş datanın durumu orada. Ya o da bir ilginç bir detay aslında. Daha duygusal ve daha güzel yapmış bu bölüm evet, açıkçası. kadar evet. yendim o kadar keyifli olmazdı açıkçası. Duygusal bir machine learning. <laughs> o zaman e, var mı bölümle ilgili ekleyeceğim bir şey? Bayağı konuştuk. Yok vallahi mis gibi bölüm bence. Süper. O zaman bu bölümle beraber ikinci sezonu kapatıyoruz. Ee, biraz bahsettik bölümünde başından. Yani son bölümü konuşmayacağız. Shades of Grey'i çok konuşacak bir şey yok. Ama bu bölümden sonra bir tane genel ikinci sezon nasıl geçti, neler oldu, ufak bir değerlendirmemiz olacak. O videoyu da bekleyin. O zamana kadar da kendinize iyi bakın. Görüşüyoruz. Kanala da abone olun, tıklayın, ee, bizi sarılın, sevin, öpebilirsiniz. Bay <laughs> bay.